Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, Esasat-ı Nuriye. Nereden şey yaptın diye? Esasat-ı Nuriye. Dershanede yapılmış. Rahmetli Rüştü abi yaptı. Risale-i Nur'dan toplamaya. Ne üzerine yapılmış? Laikalar, laikaların emniyeti. Biliyorsunuz mesleğimiz, her bir meslekte bir kural var, sistem var. Onun üzerinde, o ray üzerinde giderse tren maksadına varır. Tren kadar mühimdir rayın olması. Yani neyi, ne zaman, kiminle nasıl yapacağını bilmesen onun doğru olduğunu seni kim onaylıyor? İnsanı tereddütlerden kurtaran, yaptığı amelleri ve düşünce şeklini semavi kılan ve insanı içsel aleminde rahatlatan nedir o? Sadakat ve ihlas. Mesela bu muhak. Nereden bileceksin? Bir sürü silik para dolaşıyor piyasada. Herkes bir şey söylüyor. Hangisi, niçin, ne zaman doğrudur? Çok önemli bu ya. O zaman sana göre, bana göre olmayan hepimizi hiçbir imtiyaz kılmadan hepimizi bir gaye etrafına toplayıp hareket birliğini sağlayan dusturlara bağlılıkla mümkündür. Dusturlarımızın da ana temeli, binanın temeli gibi esasattır, zaruriyattır, muhkemattır, musellemattır. Hani bunlar dört tanesini bakarsınız lügatta. Ama ben mesleğimizin dusturları sana göre dün ve bugün değişmez olduğunu yerlerden okuyacağım. Yani bu değişmez. Bizi bir bütün yapar. Mesela sizi bağlayan bir şey beni de bağlar. En küçüğünüz kaç yaşında burada? 17-18. Ben 58 yaşındayım. Beni bağlayan bir şey seni de bağlıyor. Seni de bağlıyor, beni de bağlıyor. Ya bu 17, tamam şimdi onu bağlar da seni bağlar. Öyle değil işte. Benim için doğru olan senin için de doğrudur. Bugün böyle olduğu için yarın da öyle olacak. Türkiye'de böyle olduğu için Sibirya'da da böyledir. Kadında böyle olduğu için erkekte de böyledir. Yani gece de doğru, gündüz de doğru. İşte dusturların değişmezliği. Bugün farklı farklı çatlak sesler ve hareketler çıkması tevil edilmesindendir. Unutmayın, bunu da kaydedebilirsiniz. Rüştü abinin cümlesidir. Sarih, yani açık tabirler, sarih, açık tabirler, yani yap, yapma, de, deme, git, gitme, yani sarih, açık tabirler, yani emirler tevil edilemezler. Tevil edilirse tevil edilmeyecek bir şey kalmaz. O zaman bizi birbirimize bağlayan hiçbir kayda kalmaz. Bana göre dediğin zaman, sen de o da bana göre dediği zaman nerede birleşeceğiz ki? Her kafadan bir ses çıkıyor. Mesela ustadın şeyini nazara almıyor. Ya bir de nurcuyum diyor. Ya kardeşim çeketini al git ya. Çeketini al git kardeşim. Yani böyle. Onun için peki biz ne yapacağız çeketini alıp gitmiyor? Hem nurcuyum diyor, hem içeride karıştırıyor, kayda uymuyorsa bilin ki içerimize girmiş haindir. O kadar. Bunun başka izahı yok. Uyacaksın kardeşim. Uyamadın. En düşük makam nedir? Yapamasa bile, yapmasa diye, yapamasa demiyor. Mektubatta söylüyor. Şeyde tarikat dersi var ya, telviyat-ı tisa. Yapmasa bile ahkamı hak bilmelidir. Ahkamı yapamasa da hak bilmelidir. Evet. Yapamıyorum ama
doğrusu budur. Bu mukaddemeleri yaptım. Risale-i Nur hizmetinde temel teşkil eden ve aşağıda kısmen tespitleri yapılmış olan meslek dusturlarının değişmezliği de bir esastır. Hakiki keyfiyete medar ve Risale-i Nur'un hizmet hayatında hiçbir zaman değişmeyecek olan bu esaslar, Nurculuk hareketinin ehemmiyetli dusturlarından bir kısmıdır ki, hastar dairesinin vasıfları ve temelidir. Abi bunlar mesela şeriatın kanunları değişmiyor, biliyoruz çünkü semavi. Biz bunun bu şekilde olduğunu nasıl anlayacağız? Yani değişmemesi gerektiğini. Yani bu mesela Müslümanım diyen adam nereye uyacaktır? Kur'an, sünnet, icma, kıyas, ehl-i sünnet bu din. Şimdi sen Kur'an'ı sorgularsan, hadisi sorgularsan, kıyası iştihadi konusu, onu zaten konuşmaya gerek yok. Sen kardeşim Allah selamet versin. Buna ne deniyor dinde? Edile-i şeriye. Mesela bana bir meslek söyleyin ki kuralı olmasın. Dinsizlik dahi ya. Mesela bir şey söyleyeceğim ama güleceksiniz biraz. Almanya'da, Augsburg'da, yeri de söylüyor. Dershanenin hemen karşıki tarafta 200 metre yok, köşe başında bir diskotek var. Horon oynuyorlar. Karabalık olunca sordum orada kalırken. Bu ne ya dedim. Oradan da geçiyordum arabayla. Kuyruk. İçeriye meşhur birisi gelecekmiş. İçeriye giriş kuyruğu. Ondan sonra herkes girebiliyor. Ben de tak geleyim, şallarlayayım tabii. Kardeşe dedim ki ben de girem. Abi ne kadar paran olursa olsun seni almazlar. Niye dedim? Her yerin kuralı var. Sen onların ahengini bozarsın. Adam zaten dini Allah'ı unutmak istiyor. Sen oraya getirdin. Dini unutma yerde dini hatırlatıyorsun. Yani bana bir yer söyleyin, mekan da oranın kuralı olmamış olsun. Sen de her istediğini yapabilir orada. Var mı böyle bir şey? Demek ki fıtratta kuralsızlığa ne deniliyor Risale-i Nur'da? Anarşist denilir. O hareket topluluğuna anarşist denilir. Hiçbir kural yok. Estiği gibi yapıyor. Peki caddi-i Kur'ani olan, caddi-i kübra, muzam-ı ümmet. Peki neyle gidecek? Kuralı yok. Ben size değil bunun kuralını. Bir okul söyleyeyim. Bir lokanta söyleyeyim. Bir ticarethane söyleyeyim. Bir fabrika söyleyeyim. Bir aile söyleyin ya. Bir insan söyleyin kendi doğruları ve yanlışları olmasın. Mümkün. Mümkün değil. Demek ki o zaman şeyde geçiyor. Muhakemat 49'da hani Kur'an, Ehl-i Sünnet'te 4 kaydı var ya. Hı hı. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edile-i Nuriye var Risale-i Nur cemaatinde, yani 4 temel var. Hakikati tanımayan var mı, o şeyi açar mısınız? Hayalata sapar. Esasatı bulamayan, esasatı bulamayan ne yapar? Esas yok. Teferruata. Ondan sonra istikameti kaybeden ifrat ve tefrite düşer. Hakikati göremeyen aldanır ve aldatır mı diyordu. Bir okur musun? Evet. 49. sayfada en üst paragrafta. Bir bardak da bana su verir misin abi? Pardon. Yoksa çeşmede evet. Var. Hiç başka yere gitmenize gerek yok. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Ver. Sırat-ı müstakimi göremeyen... Bir dakika. Hakikati? Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Müvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, çok aldatır. 3 metri 4 mu? En başta lübbü bulmaya, kışır ile meşgul olur. Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Evet. Şimdi, ölçü yok. Sorun yani, sorun da şey yapsın. İfade edeyim. Bu hizmet dosturlarının ekseriyetini ihtiva eden Hizmet Rehberi ismindeki eserin mukaddemesinde bu hizmet dosturlarının değişmezliği. Ver abi, ver, koy. Ve Risale-i Nur'u her meselede merci tutmak gerektiği anlatılırken şöyle deniliyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meslek ve meşrebine dair Kur'an'dan ders aldığı Hizmet Rehberi'nin başındaki paragraf.
Tabir salimde hani kesbi değil vehbi cihet var ya. O cihetle bu bakılırsa. Şimdi o düsturlar da şey sayılır mı? Mesela diyor ki Risale-i Nur benim değildir diyor. Kur'an'ın malıdır diyor. Biz de zaten itikadımız şudur ki zaten öyle inanmak zorundayız. Allah Celle Celaluhu her senede bir mücedid-i din gönderiyor. Mücedid. Bu asıl mücedid-i Risale-i Nur. Demek ki beşeriyet yoktur. Benim değildir diyor. Yalan mı söylüyor? Kur'an'ın malıdır diyor. Aynen. Tamam. Dolayısıyla Risale-i Nur'a uymak Kur'an adına çıktığı için Kur'an'a uymaktır. Kur'an'a bu zamanda neyi nasıl yapacağını nereden bileceksin? Bir gençsin ya. Toplumdasın. Söyler misin? Mesela bir tanesine ters düşelim, uygulayayım. Ustad diyor ki siyasete girmeyiz. Siyasetçi hakiki dindar, hakiki dindar da hakiki siyasetçi, hakiki siyasetçi hakiki dindar olamaz. İstisnası vardır. Ömer bin Abdülaziz Emevi gibi ve bir kızım sahabeler gibi güneş gibi iman lazım ki bu hadiselerde dinin alet etmesin, imanı boğulmasın. Zor. Şimdi en muzdarip olanlar siyasete dalanlardır. Siyaset, peki bu dostura uysak ne kadar kalben, ruhen, aklen rahat ederiz? Ne kadar bu dosturu çiğnesek bak ne haldeyiz? Her gün haber takip edenin ruhsal yapısını hayal eder misiniz? İnanır mısınız? Bak ben bu topluma bu kadar bakıyorum. Yön vermeye çalışıyorum filyata. Ama bakmıyorum abi. Biliyorsunuz. Beraber yatıp kalkıyoruz. Instagram'dır, Facebook'tur, Twitter falan ismimle hizmet ediyorlar. Videolar atıyorlar. Ama vallahi ben yeminle 3 gün uyuştum. Şifrelerini bilmiyor. Kullanmıyorum ben. Bir yer var Hasan Akar şey diye böyle. Oraya ayarlamışlar şu bilgisayarı. Yapılan böyle dersler var ya sohbet, çay faslı veya hususi. Oraya yapmışlar da şifreyi bilmiyorum. Tıklıyorum, o çıkıyor nasıl olur. Oraya basıyorum abi buraya atıp o gider dediler. Onu yapıyorum. Yani istesem olmaz mı? Niçin? Usta bir kere yok dedi. Ha bunun çok hikmetleri var. Bilmesem de olur. Ama peki faydası nasıl? Kalben, ruhen rahatım. Ustad öyle diyor. Şimdi diyor bu zamanda herkes kalben, ruhen, aklen muzdariptir diyor. Evet. Geniş diyasi sahili daireleri takip eden kalben muzdarip olur vesaire. Hani Risale'nin dosturulan hadiseler de ispat etti ki bu doğrudur. O zaman bu Risale-i Nur benim değildir diyor. Bunlar hep böyle ilahidir diyor. Yani ilhamdır diyor. İlham ilahidir diyor. Ben de buna uyuyorum diyor ustad. Ama bir başka cemaata buna denilemez. Çünkü mücedidlik bakış tarzı zamanı tanımlama ile bilinir. Zamanı tanımayan, hala 500 sene sonra Deccal bekleyen adam Risale'ne emniyet veremez. Öyle bir tefsir zanneder, yansuru zanneder. Hala 500 sene sonra duman etmiş adam, bitmiş. Alem-i İslam, Türkiye bitirmiş, hala Deccal bekliyor. Hala minare boyunda adam bekliyor. Ya böyle bir kafa Risale-i Nur'a emniyet verebilir mi? Risale-i Nur'un emniyeti zamanın dehşetindendir. Zamanı iyi tanıyan hadiseleri görür. O zaman çıkış yolunu bulur. Zamanı tanımıyorsa Risale-i Nur'u değil iman hakikaten anlatacağız. Peki bu ne yapar? Muhakemesiz, okudun ya muhakemesiz ve muvazenesiz olarak çok aldanır, çok aldatır. Bir gün birisini hapishanede ziyaret ettim. Benden önce girmişti. Dedim ki sende ilim sorun yok. Maşallah depoyu doldurmuşsun. Ama ilmi siyaset yok sende. İlmi siyaseti benim bildiğim tarif var dedi. Sen neyi kastettin bunlar? Evet. İlmi siyaset kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat. Uslubu, mekanı, zamanı, sucuğunun, gusun, hattın, battın, hattın, mutalan vesaire. Bunları bilmektir yerinde eylem. Bunu nereden öğreneceğim dedi peki ilmi siyaseti, dinin. Emirdağ layıkası ve Kastamonu layıkasıyım ve tarihçeyi hayatla dedi. O zaman elimde işaret icazda Mesnevi götürmüştüm Arapça hocası olduğu için.
Arapça hapishanede mezhebi ve işaret edeceğiz. Onu vermedim. İsmini vermiştim. Keşke onu getirmiş olsaydın dedi. Mesela idealist hava adamının ruh malzemesini, varlığı anlatır. İdealist hava adamının yöntemi, Kale Musa, Kale Firavun, Kur'an'da var ya, Musa dediği, Firavun dediği, Musa dediği, iki ceyranı çarpıştırıyor Cenab-ı Hak. İki ceyran, hareketli bir saha, tarihçe okuyan da bu olur. Ya ama içimdeki tuhaf tuhaf hisler var, fikirler var, kıblesine nasıl koyacağım, hangisinin için doğru, emir de okuyacağız. Diş dünyada gideyim mi, gitmeyeyim mi, yapayım, yapmayayım mı, bakayım mı, bakmayayım mı falan, bunu da Kastamonu ile yapacağız. Öyle esteği gibi değil. Bazılar hemen sorar, gerçek konuşmayla geçti ama. Ya işte bir abinin, yani ustadın talebesinin, ustada yazdığı hususu bir mektup işte. Hissiyatını ifade etmiş, işte tamam da külliyata niye koymuş? Risale'nin külliyatı denmiş. Öyle öyle dersen o zaman Kur'an'daki kısalar da aynıdır. Yunus Aleyhisselam'ı niye koymuş Allah Kur'an'da? Tarih bilgi mi hiç? Eyüp Aleyhisselam'ı niye koymuş? O Eyüp ismi üzerinde, Yunus ismi üzerinde, Lokman ismi üzerinde Allah onu toprak yaparak onun üzerinde bitkileri neşonemalandırma kanununca o isimler simge ve semboldür. Onunla bir şey anlatıyor. O kanuna, o sisteme uyanlar hep o sistemde izah edilen çözümlerle çözecektir. Mesela Yunus Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam demiş, gece bir, deniz karanlık, gece karanlık, deniz karanlık, balık karanlık, yutmuş. Bizim de üç tane deniz şey karanlığımız var diyor. Hava, gece, peki ona nereye nispet ediyor? İstikbalimiz karanlık. Deniz karanlığını nereye uyguluyor? Hadi bakalım. Sonra balığın içindeki karanlık nereye şey yapıyor? Balık nefis, istikbalimiz. He? Oku bakayım. Peki. Bilerek ya olsun. He. Gecemiz istikbal. Gecemiz, hani var ya daha deniz yok, gemidesiniz, karanlık. O karanlık, ezber olmasın, hava. Ha. O Yunus Aleyhisselam'ın gecesi bizim istikbalimize denk geliyor. Denizin içi karanlık akşam. Sergerdan küre-i zemin. Dünya. Dünya hadiseleri karanlık. Bilmiyoruz. İşte onun için şey yaptım. Hangisinin için doğru ya? Ne yapacak? Niye yaptı? Bu adam niye yaptı? Peki neyle cezalandı? Neyle kurtuldu? Allah'ın rahmeti nerede gözükecek? Yöntem anlatıyor. Deniz içi bizim dünyamız. Balığın içi bizim otumuz, balık, içi nefis. İçsel dengesizlikler. Tamam. Muhakemesiz ve muvazenesiz. Metre yok. Metre yok, litre yok. Litre. Bir muhakeme ve muvazene. Vezin, kantar yok, kantar. Muhakeme, metre yok. Peki bu su kaç gramdır? Nereden bileceksin? Bu kaç metredir bu su? Bu su kaç metredir Zübeyir? Bilinir mi? Nasıl olur İbrahim? Bu kaç metredir bu su? Ölçülmeden bilinmez abi. Kardeşim metreyle olmaz ki bu. Bu tartılır. Bu muvazene. Masa kaç idi? O metre. Olmadı yani. Muvazene ve muhakeme. Muhakeme ve muvazene kaybedenler aldanır, aldatır. Peki nereye göre ölçtü? Üçte, iki defa mı söylüyor Kur'an'da? Lanet olası diyor. Nasıl da ölçtü de biçti. Hey lanet olsun diyor. Nasıl da ölçtü de biçti diyor. Evet hafız. Hatırladın mı abi? O ayeti. Nasıl da ölçtü de biçti diyor. Ölçtü biçti diyor. Hey lanet olsun diyor. Lanet olsun. Nasıl da ölçtü de biçti diyor. Yani biz bilmiyoruz. Onun için rahatsın kardeşim. Mesela ben şimdi bu yaşta ne yapmam lazım, siyasete girmem lazım, şöyle yapmam diyor. Bu kadar televizyonlar davet ettin mi diyoruz. Niye çıkmıyorsun? Kaynağı. Peki ustada ne yapmışlar? İsparta'da validen haber geliyor. Validen haber geliyor. Diyor ki, vali dedi ki artık cumalara gidebilir, her yere çıkabilir, camilere çıkabilir, konuşabilir. Ustad ne dedi biliyor musun? O haber gelince, acayip.
Çünkü muamma ve gizli olduğu zaman daha çok merak uyandı. Millet daha şey yaptı. O zaman dediler ki çıksın piyasa adiletsin ya. Adiletsin sıradan. İmam Azam bir sözü var ya. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme. Ya bizim şey ya. Adileşiyor ya öyle ekrana, vitrine çıkan. Ya bizim. Kim kale alıyor? Kimse kale almıyor ki. Eskide böyle. Allah Allah. Öyle mi ya? Ne diyor ya? Ya öyle mi? Bir sözü tapu oluyordu. Şimdi hiç. Adileşince o adi insan, adi derken bu sokak tabiri böyle alçak manasında değil. Sıradanlık olursa âli şeyler bile adileşir onda. Ama âli insanlar, üstün insanlar da âli, sıradan bir şey de âlileşir. Ne yaptı ustad? Çıktı, çıktı mı? Çıkmadı. Plan oydu. Bak vitrin oynayanlar ne hale gelir? Bitti. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meslek ve menşebine dair Kur'an'dan ders aldığı çok muazzam bazı hakikatleri, bak Kur'an'dan ders aldım usta. Kur'an'dan aldım diyor bu layıkaları. Mesela bir misal söyleyeyim. Uyguladı ve yanlış olduğunu anladı. Ve tercihi de koymuş. Ben diyor, bu zamanda siyasete hizmet edileceğini ve cihat edileceğini, mücadele edileceğini inandığım için dedi siyasetle Ankara'ya gittim diyor. Meclise malum zat beni çağırdı diyor. Öyle mi? Ben eksiğimi düzelteyim. Meclise gittim diyor. Mecliste 200 tane mebus vardı diyor. Baktım ki ekseriyeti namazsız seçmişler özel. Sonra ben diyor bir laika yazdım diyor. Mesnevi Nuriye'de var o. Mesnevi Nuriye'de koymuş o 10 madde mebuslara hitaben. Bu 63 kişi namaz kılıyordu. 100 kişi mi? 163 kişi oldular namaz kılan. 200 kişiden 163'ü namaz kılmaya başladı. Malum zat dedi ki, hoca hoca diyor, seni buraya çağırdık yüksek fikirlerden istifade etmek için. Sen diyor buraya geldin, seni çağırdım. Sen diyor namaza dair şeyler yazdın diyor. Ha, aramıza ihtilaf koydun diyor namaz kılan kılmaya. Yani ben ortaya çıktım diyor. Kalkıyor yukarıya, milletvekilleri sağdan soldan çekiyorlar. Onlar da attı. Gündüz muhalefet eden mecliste, gece buharlaşıyor. Bir de o adam mecliste yok, bitti. O siyasi komploların dönemi. Yani ustadı çekiyor, sus ya. Diyor ki bu da usta, tarihçi de geçiyor haklı diyor. Paşa paşa diyor, kainatta en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayan, namazı kılmayanın hükmü, namazı kılmaya haindir. Hainin hükmü merduttur. Merdut demek İslam'da reddedilir. Yani Müslüman olduğunu söylediği halde şey yapılır. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Aynı öyle. Geçiyor mu geçmiyor? Aynen geçiyor. He. Sonra o çeken çekiyorlar ama sus. Ustad ne diyor o çekenlere? Yerinde kullanılmayacak hayat bana lazım değil diyor. Peki sonra ben bunu niye naklettim? Sonra anladım ki diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki diyor hadiste, siz ahir zaman Deccal'ına denk geldiğiniz zaman sakın siyasetle ona mukabele etmeyiniz. O siyasetle mağlup olmaz. Ona karşı demiş sahabeye. Sahabe deyince sahabeme demiş, ya Resulallah neyle mukabele edeceğim? Eğer aranızda ben varsam dedi, delil ve burhanlarla onun karşısına çıkın. Yani demek talip oradan olacak. Ve ustad söylüyor, konferansta da söylüyor. Bir bina düşünün diyor. Temelleri iman esasları. Odaların, adam dozeri girmiş, temelleri yıkıyor, dinamit koyuyor. Sen odalarını badana yapıyorsun, kağıt yapıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim? Bina yıkıyorlar aşağıda serseriler. Yıkılmaması için badana yapıyorum, kağıt yapıyorum. Diyor ki, senin diyor kağıt yapman, badana yapman binanın yıkılmamasına bir fayda temin edebilir mi? İnsan da bir saray gibi bir binadır. İnsan ağaç gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. İslam ve iman esaslarıdır. Ameller ise odalarda badana yapmak gibidir. Zikir yapmak odada, kağıt yapmak gibidir. Evren. O esasat ise iman esaslarıdır. İslam esaslarıdır. O muhkem olacak. Fırtına geldi, dalı koparsa da önemli değil. Kökü sağlar. Ben o zaman diyor mecliste anladım ki diyor Allah Resulü'nün hadisi, o zamanda yaşarsanız onun karşısına siyasette çıkmayınız. Onun karşısına delil, hüccet, burhanlarla üç tane çıkınız hadisine uyarak Ankara'yı terk ederek Van'a gider,
Erek Dağı'na, mağaraya girmiş. Vazife beklemeye başlamış. Niye baktı ki? Büyük kafaları da gafleti görüyor. Sonra ehli dünya şüphelenmiş, daha hiçbir şey yokken Erek'ten alıyorlar, Burdur'a getiriyorlar. Daha barla yok. Ha? Orada ondan sonra, orada da risaleler neşrediyor. Nur'un ilk kapısı gibi Burdur'da. Maraşal Fevzi Çakmaz şikayet ediyorlar. Said Nursi diyor, dine ait tesettüral şeyler yazıyor diyor. O da demiş ki, ona ilişmeyiniz. Ona o sözleri söylettiren, ona ilişmesi hizmet imani Kur'aniyedir diyor. Siyasetle bu mukabele edilemez. Mesela bazı şeyler yaparsınız ama halk çürümüş. Değiştirsen, atsan, yapsan ne olur? Halk yok. Halk çürümüş. İnsanı hareketlendiren böyle yasakların olması, hücum olması vesaire olması daha çok bileniyor. Yasaklar kalktığı zaman insanlar bitiyor. Ya. Bak bir de okuyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin meslek ve meşrebine dair Kur'an'dan ders aldı. Bak, Kur'an'dan ders aldı. Bak Peygamberimizin hadisine uyarak. Ha, siyasette mukabele edilmez. Bunlara delil, buran hüccetlerle. Peygamberimizin hadisi. Muazzam bazı hakikatleri hizmet imaniyede bulunan nur şakirtleri için daima tazelenen bir dersimiz ve her vakit temessük edeceğimiz değişmez dursturumuz. Temessük, yapışacağımız. En azından beni şüpheden kurtarıyor. Ya böyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Üstad da öyle olmuş. İşte ondan sonra hadisini uyarak, ha, hadis ona yol göstermiş. Dedi ki böyle yap, mukabele edeceksin. Maddi ve manevi her türlü engeller karşısında muvaffakiyete, rıza ilahiye ishal edici en emretli rehberimiz manasıyla neşediyoruz. Çünkü Risale-i Nur'un dairesi çok genişlemiş. Eskisi gibi değil ki. Siyasetin tepesinden, ordunun tepesinden, kadınından, erkeğinden, felsefesinden, talebesinden Risale-i Nur dairesi artık bu memleketi aşmış. Dünyanın her tarafında nur talebeleri var, her sahada. Peki o insan mesela Endonezya'da, Bangladeş'te bir adam subay, adam felsefe öğretmeni, öğretmen veya bir kadın veya bir çocuk. Nasıl hareket edecek, hizmeti nasıl yapacak? Laikalarla. Bir, unutmayın gençler, sözlerle, mektubatla, lemalarla, Asay Musa ile, işaret-i cazlarla, Mesnevi Nuriye ile, iman ki esasları kitapları ile kişi kendisini nurcu hissedemez. Doğru bir şeyi doğru söylediğini anlattığında da emin olamaz. O saydığım kitaplar lokomotif gibidir, tren gibidir, laikalar ray gibidir. Kime, neyi, ne zaman, nasıl anlatacaksın? Bunu kim söylüyor? Laikalar söylüyor. Laikasız ben ne yapardım ya? Mesela başıma benim bir hal geldi. Tamam mı? Hapishane mesele geldi. Neyi nasıl yapacağımı bu adamlar böyle bir formül yaptılar. Konuşmamın önünü, sonunu, ortayı keserek. Üç farklı ortamdaki bir lambiri vardı. Bir kırmızı mermer vardı. Bir de beyaz mermer koydum. Üç farklı ortamı birleştirdiler. Benim saftirik Müslüman da aynı şeyde olmuş gibi. Tamam mı? O videoyu birleştirdiler, çok kısa olsun, 46 saniye sıkıştırdılar, bu komple yaptılar. Ve malum başıma el geldi. Peki ne yapmam lazım? Siz ne yapmanız lazım? Ben yanınızdaki arkadaş gitti. Siz ne yapmanız gerekiyor? Ben ne yapmam gerekiyor? Nereden bilecektim? Hemen laikalara, Emirdağ Kastamonu, iç dünyamı nasıl yapacağım? Emirdağ'ına göre tanzim ettim. Nasıl mukabele konuşacağım? Kale Musa, kale Firavun. Mudafalar tarihçe. Dedi, dedim. Şu, şu. E peki ne yapacaksın? Boyu mu eğeceksin? Özür mü dileyeceksin? Emirdağ 2.31'de Lozan'ın çözü var. Tamam. Ustad eğilmiş mi? Yani bak. Neyi yapacağım? Tak, tak, tak. Ve acabalıktan kurtardı beni. Yani fiilen gösterdi. Acaba böyle mi yapsaydım? Hayır. Ne yapmam gerekiyorsa adam böyle bir plan kurdular. Yani bunu yaptıkları için girdim değil. Bu önceden kurulmuştu. Beni daha önce uyardılar. 15 gün önce böyle böyle bir şey demesen, öyle böyle bir yayın yapmasan, yayınlamasan senin maddi ve manevi hiçbir huzurunu bırakmayacağız. Duman edeceğiz.
Öyle bir şey yapayım. Yapmadığım için başıma geldi. Ustad diyor ki, bu demeseydi, bak şimdi, bu böyle kardeş yapmasaydı başımıza bu geldi demeyin diyor. Değil mi? Evet. Bu önce planlanmıştı diyor, bu kurulmuştu. Bir tane kurban arıyorlardı. En uygun kim? Vitrindekileri değil, onlar zaten. Onlar önce konuşuyor. Ben bir şey dediğim yok ki o kadar. Ya internetlerde adam videoları, kendi el yazılarını neşediliyor, kimseye bir şey yok. Ha demek ki bu önceden kurulmuş. Niçin gösteriyorum bunu? Fiilen gösteriyorum ki beni tereddütten, sizi de vartalardan kurtaran nedir? Ha böyle zamanlarda böyle yapmak lazım, böyle konuşmak gerekiyor, böyle düşünmek lazım, böyle durmak lazımmış. Oradan gördük. Yoksa acaba olur. Tamam böyle bir şey yaptılar, böyle plan kurdular sana. Ha, tarihçeyi kullandım. Nasıl duracağım? Dik dur. İbrahim'i duruşu yap. Peki söylediğim mevzu şey mi? Emirdan da var zaten, daha ilerisi. Numune var mı böyle bir hadise? Ustadın hayatı 28 sene hapse. Peki abiler ne yaptı? Dolu yani, Emirdan dolu. Zübeyir abiye demişler ki, Kur'an'ı niye yazdın ya? Kısmını yaktılar, kimisini kağıt fabrikasına, Bulgaristan'a sattılar. Şimdi o Bulgaristan'da duruyor, adam iş yapmamış. Ondan sonra Zübeyir abinin suçu ne biliyor musun? Kur'an'ı niye yazdın? Yazıyormuş böyle. Zübeyir, niye yazdın? Ne demiş o? Zübeyir abi idamla yargılan. Derimi, boşuna o laf yok. Derimi kağıt. Kanımı mürekkep yapıp gene yazacağım. Böyle müdafaa yapmış, adamı hemen çıkarttılar. Aman 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 içeride kalmasın, kovuşu hepsinin zehirler bu. Ana idamla yargılan. Şimdi, demek ki her vakit bu var, bu kanun. Endonezya'da, Bangladeş'teki kardeşimiz nasıl hareket yapacak? Görecek bu. Kur'an'ı dusturlar. Kur'an'ı ölçüler. Adam, yoksa diğerini düşün. Şeyh'tir, hocadır, ne bileyim benim gibi adamdır. Veya televizyondaki bilen bir adam. Ailesiyle kavga etmiş. Bir yere kafayı takmış, kürsüye çıkıyor. Ver yansın yapıyor. Herkes cehenneme. Haleti çok iyi. Karısıyla geçirmiş o gün. Aa havası iyi. Herkesi cennete. Ulan benim dinim, cennetim, cehennemim senin haletine mi bağlı ya? Kitap okumasak bu işte. Nice kara kaplı kalplerin uzantısı olan din namına elini öpecektik. Bu at hırsızlarını. Kara kaplı kalplerinin uzantısı olan bu eli tarikat namına, din adına, hakikat namına, abilik, kardeşlik namına öpecektik. Elhamdülillah. İyi ki vermiş. Ben dedi, kendimi size bırakmıyorum. Allah Resulü dememiş. Ben size iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Tutunursanız. Bir, Allah'ın kitabını, Kur'an. İki, onun fiili, hayattaki uygulanışı olan sünneti senin. Öyle demiyor mu? Peki insan var mı burada? Resulullah'ta yok. Usta da ne diyor? Ben size diyor, Risale-i Nur'u bırakın. Peki, baki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Emir daha bir kaçın sayfadaydı? Baki hakikatlar? Başlarında. Tam başta da hadi. Yani böyle niçin yapıyorum biliyor musun? Kafanızda bu sayılar, sayfalar dursun çok mühim. Hadi bakalım. Bulun. Şu sayfa ama ben de şey yapmayayım. Baki hakikatler, ha. O zaman şu anda şahıs pompalanıyor. Şahıs ne zaman kıymetlidir? Tabii değer vereceğiz. Hürmet ve kıymet, muhabbet elde ettiğimiz istifadeye göre olur. Yoksa o muhabbet, hürmet istemez. O tevazusundan, ahlakından istemez ama biz böyle abilerimize, kardeşlerimize hürmet edeceğiz. Ama sebebi bize istifade ettirdiği için, vasıta olduğu için, bu hakikatların bize ortaya çıkmasına vesile olduğu için, kendisini ifade ettiği için değil. Biz kendisine, kendisi için değil. Hadi bakalım. Baki hakikatler 70. Diyor. Abi şu an 70 abi. 70. Tarihçeyi de 486'a geçiyor. Tarihçeyi? 486. 486. Bak şimdi tarih 486. Bunu unutmazsınız. 70 plaka var mı? Neresidir? O tamam bilmeyebilirsin. Çünkü laikada geçmiyor. 70.
unutmayın daha 70. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Fani şahıslar üzerine bina edilirse o binalar fani. Adam bina yüklenir gider. Emirdağ'da 70. katta. O bir şekilde ezberleyin. 72, 70 katın, 70 katlı bir katın ağacında 70. Tamam mı? Yani baki demek ki böyle şahıs onlar. Mesela ben ne yapacağız? Her yerde abi mi olur? Her yerde şeyh mi olur? Abimiz alıyoruz bunu. Bak bu. İşte dusturları bu. Mesela kaç tane? 33 tane dustur koymuş ama o kadar var. Esasattır, zaruriyattır, muhkemattır, muselemattır. Ustad kendisi zaten tasdif etmiş. Bu zaruridir diyor. Bu esastır diyor. Bu muhkemattır diyor. Bu muselemattır diyor. Yani dere, farz. Dindeki karşılığı. Vacip, sünnet, mendup, mubahlar ya. Ya. Çünkü Risale-i Nur'un dairesi çok geniş demiş. Çok muhtelif efkar, fikir ve mizaç sahipleri, çok farklı fıtratlar bu hizmetin safında yer almışlardır. Farklı fikirler, yazar var, cahil de var. Elbette bütün efkar, bütün fikirler, kanaat, bak bütün efkar, kanaat, meslek ve meşrepler üstünde makam-ı sıddıkiyette yer tutmuş. Yani o zaman bütün fikirlerin, bütün anlayışların, yazan çizenlerin, bilgilerin üstünde bir şey olması lazım. Sistem olması lazım ki o da kanaat etsin. Biz Said Nursi'den çıktığını bilsek, bu Risale-i Nur hakikatte Said Nursi'nin şahsına çıktı dese, kardeşim şahıs ne kadar dahi dahi olsa milyonlarca nur talebelerinin toplamından daha dahi olamaz. Ne kadar? O Risale'de geçiyor. Diyor ki, Emirdağ'da geçiyor. Dahi olamaz. Mesela küfür de şahsi manevi olarak geliyor. Ne kadar dahi dahi olsa bir alim küfrün şahsi manevisine karşı yine Emirdağ'ı mukabele edemez. Galip gelemez. Ama biz Resulullah'ın ağzından aleyhissalatü vesselam ayet çıktığı gibi aynı ağızdan hadis-i kutsi çıktı. Aynı ağızdan hadis-i şerif çıktı. Aynı ağız. İşte Risale-i Nur da Bediüzzaman'ın şahsında yani Said Nursi beşeriyetidir. Benim gibi bir talebedir. Emirdağ 48 ve 125. 48. sayfada diyor ki ben de bir nur talebesiyim. Ha? Peki Said Nursi, Bediüzzaman kimdir? Onun ruhudur. Risale-i Nur nedir? O ruhta ortaya çıkan mücedditliktir. O da bizim gibi okuyor. O zaman insan üstü olduğunu bu kadar niye anlattım? Elbette bütün efkar, ya bu daha akıllı insan yok mu? Hayır, bütün efkar, kanaatlar, anlayışlar, meslek ve meşrepler üstünde makamı sıddıkiyete yer tutmuş ve şahs-ı manevi Ali Beyt-i mümessili olarak hizmet-i Kur'an'ın başına geçmiş. Ustad Bediüzzaman'ın azami ihlası, azami sadakat, azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren ihlas değil, azami ihlas. Risale-i Nur'un iki dairesi var. İnşallah bir perşembe de onu yaparız. Hatırlatırsanız dar daire, geniş daire var. Yani birbirini bağlamayanlar var mesela. İhlas iki tanedir. 20. lema, 21. lema. Müslümanlar arasındaki tarikatçılara, kadirlilere, nakşilere birbirimize nasıl bakacağız? 20. lemaya göre. Nurcular birbirlerine nasıl bakacak? 21. lemaya göre. Karıştırmayacaksın. Böyle ihlas ayrı, azami ihlas ayrı. Bediüzzaman Hazretleri'nin azami ihlas, azami sadakat, azami fedakarlık manasını ihtiva eden, gösteren ve işaret eden mesleğini nazara vermek lazım gelmektedir. Ta ki Hizmet-i Nuriye'de bulunacak Kur'an şakirtleri kıyamete kadar bu dusturlar muvacesinde hareket etsinler. Muvaffakiyetin rıza ilahiye nailiyetin ancak bu surette mümkün olacağını katı kanat getirsinler. Kaçta bitireyim? Şu anda saat 3. Oldu mu? Siz ne zaman isterseniz keselim. Sıkma. Bir 15 dakikada... Tamam. 15 dakika, 10 dakikada yapayım. Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden, yani soru geliyorsa sorun. Risale-i Nur'un hizmetinde tecelli eden rıza-i ilahi. Gaye neydi? Rıza-i ilahi. Nur talebelerinin gayesi cennet değildir. Cennetten üstün ne var arkadaşlar İbrahim? Rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi, elhamdülillah. Rıza-i ilahi. Bizim öyle cennet, cehennem diye... Cennet gibi bir davamız olmadığı gibi, cehennem gibi endişemiz yok. Biz
Allah'a kazanma ve kaybetme. Rıza ilahi, iman. İmanı kazanma ve kaybetme demez. Herkesin başını şapın. Biz Allah'ın rızasından başka şeyimiz yok. Ameli niye yapıyoruz cennet için? Rıza ilahi. Risale-i Nur hizmetinde tecelli eden rıza ilahi ve tevfik nurlarının tevali ve devam etmesi için herhalde Hazreti Üstad Bediüzzaman'ın takip ettiği meslek ve meşhebi yarım asra yaklaşan uzun bir hizmet devresinde muhtelif hadiseler, şiddetli tazikat ve hücumlar karşısında maddi ve manevi engeller içerisinde takındığı tavır, niyaz, yani hadiseler içerisinde Kur'an'dan ve hadisten çıkarımları, kalbine edilen ilhamlar, niyaz, yaşadığı halet-i ruhiye, gösterdiği azim, sadakat ve sebat gibi ahvali olan sıdıkiyet mesleğidir ki, nur talebeleri için emniyetle bilinmek, anlaşılmak ve yaşanmak icap eder. Kalbime biraz önce dersin başında dediğim bir şeye ikide bir zorluyor beni. Şu onu da şey yapayım, zorluyor cevap onu şey yap diye. Mesela televizyon söyledi çıkmadık falan Etkan dedi ki, peki anlatmazsan televizyon, internette bunlar insanlar nasıl yayınlayacak? Bu var mı? Var tabii, o da var. Her yerde var. Peki ne? İşte biraz önce dediğim gibi dar daire insanları çıkmamalı, geniş daire insanları çıkmalıdır. Yani dar dairedeki ölçüler ayrıdır, geniş dairedeki ölçüler ayrıdır. Müslümanlara, diğer Müslümanlara bakışımız 20. lema İhlas Risalesi, nur dairesi içerisindeki kardeşlerimize davranış bakışımız 21. lema İhlas. Televizyonlar çıkmayacak mı? Siyaset, nur talebi, Emirdağ, Demokrat Partisi nur talebeleri namına diyor. Çalışkanlar var. Dar daire de çalışan vakıf abiler var. Geniş dairede çalışanlar var. Hani dar daireyi bağlayanı geniş daire bağlamıyor. Makamın iktiza etti. Ya. Ne var mesela aşağıdan yukarı gidelim. En dış dairede yapalım. Dost. Kardeş. Gir içeriye. Talebe. Gir içeriye. Has. Sonra erkan. Rükünler. Rükün erkan. Rükünler ve erkanlar. En tepedeki işte o faslar, vakıflara dair de 5 tane vasiyet var. Onların tayinatı nasıl olacak diye. İkinci emirdağında, 200. sayfada. Yani 5 tane böyle var, 5 tane farklı şey var. Demek ki dar da böyle sifonu duysalardı da, için demek ki içeride bırakmadı. O baksana olmayacak mı, o kadar insanlar nasıl duyurulacak falan. Var kardeş. Ama dar daire insanı değil o, geniş daire. Ona dar daire malzeme verecek. Öyle böyle yap, öyle yap, öyle de, tamam. Hadi yiyor. Ama buralara uy. Bu gizli olacak. Devlette de öyle. Ne diyorlar şimdi devlete, siyasette? Derin devlet var, zahir var. İhtiyarlar heyeti var. Ak saçlılar mı vardır? Ak saçlılar var. Ak saçlılar. Dağ arkası ne? Teşkilat-ı mahsusa var. Zahirde siyaset var. Yani tiyatroyu biliyor musunuz? Tiyatro. Tiyatroda oynayan artistler var. Bir de tiyatroyu yazanlar var. Onlar gözükmez. Artist oynar. Ama bir de tiyatroyu yazan var. Bir de o yazanlara birisi demiş yaz. O da ayrı bir gruptur. Şu anda Tayyip uygularsak tiyatroyu oynayandır. Tayyip'i o senaryoyu ona veren, şunları şunları söyle, bunlar böyle yap, böyle yapan gözükmeyen bir başkası. Başka bir derin var. O derini de yöneten bir başkası var. Başkaları var yani, tek değil. Öyle tek o vitrin değil yani bu iş. Amerika ikidir, usta diyor Amerika, Türkiye ikidir, Avrupa ikidir, insanda ikidir, bir derin, bir gözüken. Cemaat de öyledir, ikidir. Bir geniş dairede gözükenler var. Onlar olması lazım. Siyasette de olacak, televizyonlarda da olacak, her yerde olacaklar. Dar daire neye benzer? Ağacın çekirdeğine benzer. Geniş daire, ağacın dalı, budağı, yaprağı gibi meyveleri lazım. İnsanlar o meyveden istifade etsin. Ama çekirdek kalsın. Çok dikkatle üzerinde durulması, tefekkür edilmesi gereken edihi bir hakikat vardır ki o da şudur. Neymiş? Risalelerde, mektuplarda, laikalarda defalarca yazıldığı gibi mübarek ustadımıza müracaat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki
ustad kitaplarında ve yanın ostana gittikleri zaman ustadlar şunu görüyorlarmış. Ustadımız onların nazarlarını Risale-i Nur'a tevcih ediyordu. Risale-i Nur. Yok ben yokum kardeşim. Risale-i Nur işaret edermiş. Mesela Malatya'ya 10 kilometre demiş. Samsun'a 63 kilometre var demiş. Tabela gördünüz. Mesela veya şehre hoş geldiniz. Tabela şehir midir? Tabela 10 kilometre midir? O işarettir, bir yeri gösteriyor. İşte ustad ve talebeleri, hepimiz, varisleri, varisleri de hepimiz tabela gibiyiz. Ona işaret ediyoruz. Oraya, yani ustadımız onların nazarlarını, risalını tevcih ediyordu. Acaba bunun sırrı hikmeti nedir diye mütemadiyen ne için bu noktada tahşidat yapıyordu ustad? Niye Risale-i Nur'u nazara veriyordu? Evet, bu muazzam bir hakikattir ve Hazreti Bediüzzaman'a kafil bir muazzam hakikatın ifadesidir ki dersimizi hakaiki Kur'aniye ve envar-i mani hazinesi olan Risale-i Nur'dan aldığımız gibi birbirimizle manevi münasebet, alaka, uhuvvet ve muhabbet usullarımızı da hep o Risale-i Nur'dan ders alacağız. Birbirimize öyle bakacağız. İtham etmeyeceğiz, niyet okumayacağız. Hani birbirimize, karı koca, aile, bütün her şey. Hani dosturlara uyduk mu kadar insan rahat ediyor ki. Ya acaba bu Faruk neyi kastetti? Yani yok kardeşim, öyle zan yok. Zanın bir kısmı var ki haramdır diyor Kur'an değil mi? Bak niyet okuma. Bak ne kadar güzel kaydı. Ya ben öyle zannetmiştim. Olmaz kardeşim, yasak. Bir kısım zanlar haramdır. Suyu zan haramdır. Evet, bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler hengamında Kur'an şakirtleri cüz'i ve külli, ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Risale-i Nur'daki hakaik nasıl ki doğrudan doğruya feyzi Kur'an'da mühlem, bak sorun, yani Risale-i Nur'daki bu hakikatler doğrudan doğruya feyzi Kur'an'dan ilham edilmiş. Hakaik imaniyedir. Zaman ve zemine göre değişmez, ebedi hakikatlardır. Kur'an, iman hakikatları. O kutsi hakaikın ders ve taliminde, neşir ve ilanatında hizmete taluk eden irşat, ikaz, teşvik ve tergibi tazamun eden şu gelecek meselelerde herhalde değişmez dersler ve esasattır ki nur talebeleri hayatın ve hizmetin muhtelif saha ve safhalarında onlardan istifade ederler. Müşkilatlarını giderirler. Daha geniş istifade için bu hizmet rehberinin menba olan külliyat-ı nuriye ve mektubat-ı mutala etmelidirler. Hizmet rehberi var mı burada küçük? Siz tabi büyük okuduğunuz için. Yok. Öyle hizmet rehberi biliyorsunuz. He. Bu da işte böyle yani. Tamam mı? Varsa göstermek isterdim. O neydi? Nur'un kapısı işte. Diyor ki, bütün kuvvetimle derim ki, şimdiye kadar okudum, hizmet rehberinde geçiyordu. Şu anda okuyacağım. İki mektebi musibetin şahitnamesi 44. sayfadan okuyor. Şu anda diyor ki, bütün kuvvetimle derim ki, gazetelerde neşrettiğim umum makalatımda, umum hakaikte nihayet derecede musirim. Yani o idamla yargılandığı zaman iki mektebi musibetnamesi, şehadetnamesi diye Divan-ı Harbi Öfi'de ustad idamla yargılandı ya. Orada diyor ki bütün makalatımda makaleler, o isyan etmiş orduyu 8 taburu şey yapmış, 50 bin kişiye Ayasofya Camisi'ne hitap etmiş, bütün o onlara yol göstermiş. O makalatımda umum hakikatta o zaman hakaikte nihayet derecede musirim. Yani aynı o söylediğim şeyi şimdi aynı işte söylerim. Şayet ama şimdi ile o zaman değişik değil mi? Demek ki Kur'an'dan ders almış, hadisten ders almış ki. Hatta Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam'ı yerde görmüş işte. O Ankara'da ve Barla'ya Van'a gittiği zaman. Allah Resulü dedi ki sana ilim talim edilecek ama bir şartla. Kimseye soru sormayacaksın. Onunla izhar-ı fazl etmeyeceksin kimseye. Sana. Şayet zaman-ı mazi canibinden
Asr-ı Saadet Mahkemesi'nden adaletname-i şeriatla davet olunsam neşrettiğim hakaykı aynen ibraz edeceğim. Olsa ne olur şimdiki zamana göre, o zaman ifade ettim. O zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim. Yani ifadeyi, uslubu yani ifade tarzını ama söylenilen içerisi aynı. Söylemek libası, ifadesini değiştirebilirsin diyor. Şayet müstakbel tarafından 300 sene sonraki tenkidat-ı ukala mahkemesinden tarih cep namesiyle cep olunsam, tenkidat-ı ukala yani akıl, kola, yani kola manası, kola, yani tenkidat, aklen bazı şeyleri tenkit edilsem ve zamanınıza hayalen getirilse mahkemeye, tarih cep namesiyle cep olunsam, gel buraya desem, gel şahsıma ne, dur bakalım. Yine bu hakikatleri, yani üstad vefat etmiş 60'ta, getirsek buraya, beni buraya celbetsiniz, yine bu hakikatları tevessü ve imbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim. Peki şu anda ustad da hayırlı zaman geçmiş. Yani biraz uslupla ifadede gelişen hadiselerde ne yapacağız? Gene İslam'ın çaresi hiç tükenmedi. Onun için Hristiyanlık ve Yahudilik bitti. Çünkü kendisi motive edecek sistem çalışmıyor. İslam'da ne vardır? İcma ve kıyas vardır. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Müceddidlik vardır. Ustad'dan sonra iman, hayat, şeriat sahibi gelecek. Hepsi de birer Mehdi olacak. İman yapıldı diyor. O konuda gelmeyecek iman kadrosu. Hayat ve şeriat. Hayat, cemiyet hayatındaki sevk-i idare yöntem. Bu siyasi Mehdi. Bir de hayatta, şeriatta çıkacak. İslam hakim olduğu zamanki oluyor. Pakistan'da, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Tunus'ta, Libya'da. Ama hepsi toplum farklı, kültür farklı. Şeriat nasıl uygulanacak? Ha, o konuda bir kadro gelecek. Yani hayat kadrosu gelecek. Onun temsilcisine siyasi Mehdi deniliyor. Şeriat şey yapacak yani şartlara göre. Kur'an'ın ahkamı. Mesela Mekke döneminde nazil olan ayetlerin Medine dönemindeki farklı. Mesela Kafirin suresi ile İnne dine aynı Allah'ı listan farklı. Kafirde iki tane din var. İnne dininde bir tane var. Yani sizin dininiz size, bizim dinim böyle din diyor. İnne dine aynı Allah'ı listanda Allah nazarında tek din var. Yani hakimiyet döneminde olmuş. İslam hakim değil. Düşe kalka gidiyor Rusya'da, Avrupa gibi. Kafirin suresi. Türkiye'de İslam şöyleyse İnne dine aynı Allah'ı listan. Bakın hani örnek için söylüyorum. Nasih ve Mensuh 63 tane Kur'an'da olduğu gibi Risale'de de var öyle. İki şahıs mı olacak abi o? Evet. Ustad'dan sonra iki şahıs geliyor. Nerede söylüyor? İkinci, birinci emirde 264. İman, hayat, şeriat. İman hizmeti ondan önce yapmıştır diyor. Sikitas-ı Gaybiye'de siyasi bir zat geleceğini, Risale'nin program yapacağını, hazır bir program olduğunu, okullarda, memleketlerde Risale'nin okutacağını okulda, efendim ne yapıp yapmayacağını, siyasi hareketini laikalardan alıp icra edeceğini Sikitas-ı Gaybiye'de söylüyor. Siyasi sahada iki tane şey gelecek diyor. Evet, şurayı şey yapayım, keseyim çünkü bana düz okuyayım, şurayı bitireyim. Demek hakikat tahavül etmez. Yani hakikat zamanla kişilere göre değişmez. Anı o ifade, mesela diyelim ki bazılar diyor ki, hele Kadir Müslüoğlu rahmetli, ya diyor Bediüzzaman Hazretleri diyor müceddidlik ama tamam ekseriyette öyledir ama diyor bazı şeyleri geçmiş alimlerin diyor şeyleri naklediyor diyor. Nasıl yeniydi? Buna Badıl abi demişti. Yani mesela Kur'an yeni. Tevrat, Zebur, İncil bir sürü sufulara göre. Ama bazı şeyler var ki onlar esasat hiç değişmez. Mesela Tevrat'ta da, Zebur'da da, suflarda da la ilahe illallah esastır. O bütün ümmetlerde namaz farz olduğu gibi oruç da farzdır. Ama kimi ümmette kıyamda namaz olmuşsa, kimisi rüküde olmuş. Bizde hepsi cem olmuş. Hem rükü hem kıyam olmuş. Yani bazı şeyler dinde, kitaplar, peygamberler değilse de değişmeyecek şeyler var. Risale-i Nur'da da böyle yani.
o eski kitaplarda da bazı şeyleri Risale'de bahsedilmesi, Risale'de olması, onda da olması, bu oradan alınmış anlamı değil, dinin temellerinden olduğu için o. Ama delil, buran, hüccet yenidir. Mesela haşir hep nakildir. Aklın yol bulunamamış İbn-i Sina gibi dahi. Kader, Sa'di Teftezan'ı ancak ehline 40 sayfada izah ettiğini, şimdi çocuklara da. İşte bu izahlar yenidir. Ama Risale-i Nur'daki bazı şeyler, geçmiş Gazali'de, imamlarda olması, bu nakil değildir. Temelin, dinin temellerinde var o. Yani öyledir. Mesela diyelim Tevrat'ta la ilahe illallah yok mu? Allah birdir. Ahiret vardır. Tevrat'ta ahiret yok mu? Bozulmamış Tevrat. Ahiret vardır. Suhuflarda ahiret vardır. Kur'an bunu dedi diye onun hak etmiyor ki. Esir temel olduğu için söylüyor. Kur'an'dan, şimdi son şeyimi okuyorum paragraf. Kur'an'dan mülhem Risale-i Nur, bak ilham olunan Risale-i Nur'un meslek esaslarının değiştirilmesini istemeyen Bediüzzaman Hazretleri, Nur dairesinin yakınında bulunan bazı şahısların Risale-i Nur mesleğine uymayan dini faaliyetlerini Risale-i Nur'un meslek tarzına çevirmek için yazdığı mektuplarında evvela müftefitane, evvela birisine ikaz ederken iltifat ediyor ve takdirkarane karşılar. Sonra Risale-i Nur'un hizmet şeklini değiştirmemenin lüzumunu akla kapı açıp icbar etmeyen bir uslup ve ifadeyle beyan eder. Mesela Ustad Bişin'e veya Nurcu olan ve olmayan ilk önce müftefit iltifat eder. Sonra takdir eder maşallah gayretine. Fakat ama böyle yap dermiş. Bir şahıs veya cüzi bir hadise münasebetiyle yazılan böyle bir mektup, mesela Yunus Aleyhisselam Kur'an'da peygamber kıssaları hususi, külliyatta da hulusiye hitaptır, sabriye hitaptır gibi onun zatına değildir. Hani Yunus Aleyhisselam'daki kanuniyeti onun şahsında ümmete anlattığı gibi, ustad da o abilerin şahsında, ki bazı hadiselerde abilerin imzası var ya altında, onu da söyleyeyim. Zübeyir abi demiş Rüştü abi, o da bana dedi. Falan altına abilerin imzası var. Ustad yazarmış, abileri imza attırırmış. Tamam mı? Öyle de var. Bir şahıs veya cüzi bir hadise münasebetiyle yazılan böyle bir mektup, aynı zamanda umum nurcular için her zaman tazeliğini koruyan, nurun meslek tarzının tespitine ışık tutan bir ders olarak Risale-i Nur'da yerini alır. Ez cümle, bir zatın tarikat tarzıyla yapmak istediği dini hizmetinden dolayı yazılan mektupta evvela takdirkar, ilk önce takdir eder, sonra müftefitane iltifat eder, iltifat kârâne, bak müftefit kârâne karşılanır. Fakat mektubun sonunda Risale-i Nur'un hizmet şeklinde karar kılınmasını açıklar. Mektup aynı şöyledir diye devam eder. Ben okumayacağım, bitti. Onun yerini söyleyeyim size. Nerede bu geçiyor uzun uzun? Emirdağ 1, sayfa 241. İlk önce o hizmet eden Şemsi Mahsa mesela. Şeyh Şemsi vardı. Alevilere hitap ediyordu. Ondan sonra şeye Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu vardı. Yazan çizenlere, ilk önce ustad onlara şey yaparmış. Hizmetlerini takdir ederlerdi, iltifat ederlerdi, kahramansın derdi. Sonra bu zamanda Risale'nin emniyetiyle hareket etmesini söylerdi. Ona ait işte Emirdağ 1, 200 kaç? Kaldı mı kafanızda? 240. Hadi bakalım, 240. 1, harika. Evet, 241'de. Devam edelim. Bu da böyle bir insanın kütüphanesini olsa. Tam böyle. Esasat-ı Nuriye. Bu internetlerde de dolaşıyor. Yani, çıkmıyor. İttihatlar Rüştü abi sağlığında çıkıyordu. Şimdi sonra biz Sebat'ta bastık. Darül Envar olarak Sebat'tan çıkıyor. Ömer kardeş bastırdı. Biraz daha biz ekledik ihtiyaca göre dershanede. Yani genişlendirildi, eklendi derken laikalardan, Emirdağ'dan, Kastamonu'dan Rüştü abi çok kolasa yapmıştı. Ben de çalışmıştım ona.
Ondan sonra o biraz da kalın böyle. Maddeler de eklenmiş. Bunun insan kütüphanesinde oldu mu bakarsın Filistin'e. Ola neyi ne zaman yapacağım? Tam Filistin'e okudun zaman tak diye çıkıyor. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.